Merhaba. Haftanın ilk günü Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın raflarla ilgili yaptığı açıklamayı sormuştuk vatandaşa ve Sen Ne Dersin kanalında ve aynı zamanda kendi kanalımda yayınlamadığım bazı röportajlar vardı. Bazı vatandaşların röportajları. Şimdi onları derledim. Birazdan onları göstereceğim ama gündemle ilgili ufak bir parantez açmak istiyorum. Durumu biliyorsunuz, olanları biliyorsunuz. Bu tarikatlar ve cemaatlerle ilgili ve bir cemaat liderinin öz evladını, işte çok fazla detaya girmiyorum. Konuyu biliyorsunuz zaten çünkü sınırlama yiyor, inceleme yiyor. Bu tür konuşmaları yapınca aslında eleştirdiğimiz halde bu tür konuları YouTube algoritması bu tür durumlarda hemen anında videolara inceleme getiriyor. Ve inceleme getirince de reklam vermiyor. O yüzden bu konuya çok fazla girmiyorum ama anımsatmak istediğim bir şey var. Muhtemelen izlediniz, ailesi, kızın mevcut kız kardeşleri ve abisi bir televizyon kanalına çıkıp ablalarının başından geçtiğini iddia ettiği ablalarının gerçek olmadığını iddia ettiler. Tabi özellikle Timur Soykan konuyu gündeme taşıyan gazeteci, araştırmacı gazeteci Timur Soykan bu anlamda linçe uğradı. Öyle söyleyeyim ben size. Linç edilmeye kalkışıldı ama ortada somut kanıtlar var, somut deliller var. Buna rağmen hala çıkıp bunu savunmaya kalkan, bunu örtbas etmeye kalkan, sanki hiçbir şey olmamış gibi bütün suçu kıza atmaya kalkanların olduğunu gördükçe açıkçası dehşetimiz biraz daha büyüyor. Özellikle ailesinin, özellikle o kız kardeşlerinin ve abisinin bu konuda mevcut kızı suçlamaları gerçekten inanılır gibi değil. Neyse, bu konuya dediğim gibi çok fazla derinlemesine girmiyorum. Zaten yeterince çok şey söylendi ve zaten yeterince mide bulandırıcı bir durum. Şimdi vatandaşa dedim ya, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı o raflarla ilgili açıklamasını sormuştuk ama sadece bu konuşulmadı. Vatandaşlara başka şeyler de sordum. Mesela seçimler yaklaşıyor, neler düşünüyorsunuz gibi sorular yönelttim. Enteresan konu, nereye gitti, nerelere gitti, nerelere. Suriyelilere gitti, geçim derdine gitti, ekonomiye gitti, gitti de gitti. Neyse, lafı çok fazla uzatmayayım. Bakalım vatandaşlar ne demiş, hep birlikte izliyoruz. Ne düşünüyorsun genç olarak? Kötü düşünüyorum. Oy kullanacaksın değil mi seçimde? Evet, kullanacağım. Kararını verdin mi? Verdim. Yani Tayyip hariç. Oraya boş koltuğu koysunlar, boş koltuğa oy veririm ama Tayyip'e vermem. Biraz korkarak söylüyorum bunları ama yapacak bir şey yok. Bu tür fikrini söylemek de herhangi bir sakınca yok. Saygısızlık etmediğin sürece problem aynen yok. Aynen öyle. Yani 19 yaşındayım dedin. Evet. Yani sen daha doğmadan önce AK Parti iktidardaydı. Evet. Yani sen gözünü açtın ve hala aynı siyasetçiler iktidarda. Yani ben anlamıyorum şimdi. Büyüklerimizin aslında daha iyi bilmesi gerekiyor. 1950'lere bakıldığı zaman Menderes zamanından beri kültürümüzde çatırdamalar var. Sonrasında üretimin durulma dönemi var. Yani gülüyorsun. Yok, doğru yerden girdi. Evet, devam et. Amerika'nın desteğini çok aldı. Üretimimiz o zamanlardan durmaya başladı. Sonra Tayyip geldiğinde üretime ket vurup dışarıdan paramız var diye krediyle bir şekilde tohumunu bile sen dışarıdan alıyorsun. Bu ülkenin ekmeğini yiyemezsin. Gel abi, sen de dinle masalı. Gelsene, masal anlat sen de, gel. Komünistler getiriyor. Türkiye'de yok mu? Bunu niye söylemiyorsunuz? Türkiye'deki doğruya ekonomistler doğru. Olsa, Türkiye'deki doğruya, ekonomistler Türkiye'de, bilse bu halde yani, olur muyuz abi? Yani nasıl bilse. Mesela kim var Türkiye'de ekonomist? Kim var? Söylesene. Ekonomi şimdi iyi olmayabilir. Ben ona katılıyorum. Yalnız karşı çıktığım olay, sen diyorsun Amerika'ya fazla yanaştın. Şu anda aynısını CHP yapmıyor mu? Ben üretimin durdurulur. Tamam, ne fark eder aynı siyaseti? Siyaseti Amerika'dan gelen kim abicim, bilgi verir misin? Siyaseti onların eline biraz veriyor. Bilgi verir misin? Rıfkın diye birini getirmişler. Tamam, tamam. 70 kim olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Fazla şey etmene gerek yok. Tamam. Yani şimdi doğruya doğru, evet, ekonomi iyi değil. Açlık, fakirlik olmuyor. Haber izlersen kandırırlar. Haber izlerseniz sizi kandırırlar. Kandırırlar değil, ben de sana soruyorum. Bir dakika. Peki CHP neden o zaman dışarıdan komünist getiriyor? Akşam neden? Toplantısı vardı, bütçe görüşmesi. Neden yani? Şimdi bak arkadaşım. Şimdi biz konuştuğumuz zaman diyeceksiniz belki AK Parti yanlısıdır. Hayır, ben siyasetçi değilim.
siyasetçi değilim. Ben, tamam, ben sana yalnız benim zoruma giden su var. Tamam, bak zoruma abi, giden su var. Ha, Türkiye'den bu kadar yetişmiş insan var. Bizim Türk insanının aklına güvenmeyip de dışarıdan neden insanları getirip siyasete sokuyorsunuz? He? AK Parti'de yok. Ya hayır, AK Parti'de diyor. Kendi görüşünü belirtiyor. AK Parti'de var veya yok yani Türkiye'de ya, yani bu tamam, işi yapabilen CHP'den olsun. Bir dakika bak CHP'den olsun. Ya CHP'den olsun, MHP'den olsun, İyi ya, Parti'den bir şey olsun. Bir, yani yok mu bunlarda? Küçük bir ekleme yapabilir miyim abicim? Bu adam gelen ekonominin başında olacak insan değil, danışmanlık yapacak. Aynı zamanda Rifkin denen adam. Sen iyi dinle, iyi dinle. Diyor ki abicim, siyaset, siyaset üstü bir güç oluşturuyor. Bu siyaset üstü güç ne demektir? Türkiye'yi yabancılara teslim etmek tamam, demek. Yani Türk beni? Halkının artık aklını hiçe sayan bir yönetime tamam, mi abicim, gelecek? Bir şey ekleyebilir var miyim? Mı böyle bir tamam, şey? Tamam, izin verir misin? Bir şey ekleyebilir miyim? Bu Rifkin denen beyefendi aynı zamanda Merkel'in, aynı zamanda Fransa'da, aynı zamanda Çin'de de danışmanlık yapmış. Danışmanlık bu adam yaptı, kaç tane ülkeyi batırdığını da biliyor kim? Musun? Söyle lütfen, biz bilelim. Söyle. Hayır, onu ben söylemeyeceğim. Sen sayar mısın kaç ülkeyi batırdığını? İnternetten ben, vallahi bak, şu anda 3 tane ülkeyi tamam, o batırdı. Güzel abicim, sen söyle o zaman, bilelim. Heh, tamam, şu anda, şu anda 3 ülkeyi o batırdı. Kimi? 3 ülkeyi o batırdı. Tamam. Bunlar tamam, rahatsızlık duyuyorsun, yani eleştiri yapıyorsun. Teşekkür evet ederim. Peki sana şöyle bir soru sorayım. Milli paramız bugün, Türk lirası bu kadar değersiz hale geldi. Sorumlusu arkadaş, kimdir? Ben o konuda sıkıntı yapmıyorum. Bak biz ben ne diyorum sana? Biz bahsediyoruz ama işte. Tamam, ama paramız çok da. Sen 1950'lerden evet Amerika'ya yaklaştık bilmem ne yaptık. Ekonomimiz Demokrat Parti'den da sonra zaten şimdi, Türk tamam kültürü daha da çöküşe gidiyor. Daha yaşlı insanlarımız daha iyi bilir bunları. Getirmiş 70 tane siyaset üstü kurum kurmuş. Türkiye'yi abi başında Tayyip var, Kılıçdaroğlu ne yapabilir? Başında Tayyip var, git ona sor sorusunu. Bunu ay, yapan bu sistemi getirecek bu olan Kılıçdaroğlu. Ben Tayyip Erdoğan'ı Kılıçdaroğlu eleştiriyor, diyor ki Türkiye'de adam mı yok ekonomist, onu demek istiyor. Varsa çıksın da düzelsin, boş koltuk gelince dolar 2 lira düştü işte ya. Ben de CHP'ye diyorum yani, işte ben de CHP'ye şunu söylüyorum. Yani CHP'ye Türk, söyleme, AK Parti'ye Türk söyle bunları. Ya şu anda bir sürü danışman ama şeyde, külliyede biliyorsunuz ama hiçbiri bir işe yaramıyor. Anlatabildim mi? Şimdi şöyle bir şey var. Gel şöyle abicim, uzak kal. Ona gel, da kabul diyor. Gel şöyle. Gel şöyle. Şimdi şöyle, bak kabul doğru. Gel diyorsun abicim, sen de gel. Sen doğru diyorsun. Bak medeni şekilde fikrimizi tabii tabii tabii. Bu ülkeye bu, yani bizim Türk abi, insanı CHP mi yönetiyor? Yok, hayır CHP, şimdi CHP'yi eleştiriyor, diyor ki ya tamam, 20 yıldır saptırmayın. CHP'yi eleştirebilir, CHP'yi eleştirdiği şeyde CHP eleştirilmez, eleştirilmez değil. Saptırmayın olayı. Bak ama ben diyorum ki siz sen ne milletin, Türk müsün sen? Ha? Türk müsün sen? Önemli değil ya, Türkiye Cumhuriyeti Allah vatandaşı. Allah Allah. Sonuçta hayır arkadaş, bak ben Türk'üm. Tamam mı? Senin ülkense ben Türk'üm. Bir Türk olarak CHP'nin gidip dışarıdan 70 tane yabancıyı getirip bu ülkeyi yabancı insanların eline Tayyip teslim ederler. Tayyip Suriyelileri getirdi. Bu dünya kadar Suriyeli var. Dünya kadar Suriyeli var. Tayyip ekonomi. Sadece Suriyeli olsa iyi. Afgan'ı da var. Suriyelisi de var. Afgan'ı beni burada kesti. Adamın parmak izi yok. Kimliği yok. Bunu ben kim vurdu öldüye şimdi gideceğim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Olabilir mi ya? Bunu kim yaptı? Bu insanlar niye döküldü onu soruyor musun? Ben niye söyleyeyim? Amerikan yaptı arkadaş. Düzgün konuşun Tayyip Bey. Bugün Suriye'yi yıkan, Suriye'yi yıkan Amerika IŞİD diye bir örgüt çıkardı. İlgilendirir. Biz de girdik ama. Çocuk kadına bu ülke sahip çıkmayacak mı? Lan gençleri gelmiş burada nargile tüttürüyor. Gelmiş bizim kadınlarımıza. Göndermiyorlar işte. Ben de bunu söylüyorum. Geliyorlar bizi taciz ediyorlar, rahatsız ediyorlar. Gençlerini götürsün Mehmetçik'le birlikte savaşa götürmüyor soksun. Götürmüyor işte, ben de bunu söyleyeyim. Şimdi götürmüyor. Ama peki yürüyorlar çocuklara, tane, kadınlara, çocuk yaşlılara ne ya diyeceksiniz? Ne şimdi diyeceksiniz? Mazlumlara kimsenin bir şey dediği yok abicim. Duyuyor musun? Tamam. Mazlumlara kimsenin bir şey dediği yok. Gencin itiraz ettiği başka bir şey. Fazla merhamet vatana ihanettir. İhanet şu anda CHP'nin yaptığıdır. Niye? 70 tane yabancı insana Türkiye'yi teslim edeceksin. Ondan sonra abi 20 yıldır CHP mi var ülkenin başında? Ya bana onu söylesene. Bak ben Kürdüm. Bak ben Kürdüm. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Selahattin Demirtaş'çıyım. Kimse de bana bir şey diyemez. Instagram'ı açın. Bayrakla çıkartıyorlar. El işareti çıkartıyorlar MHP'nin ve dünyanın küfrünü ediyorlar. Kimse bir şey demiyor. Ben bugün Kürt olduğum halde, savaşacağım halde bana burada kimse nargile içip artistlik yapamaz.
Ben bugün tramvayda taciz ediyor çocuğa, 7 yaşında taytına bakıyor. Onu kimse bir şey demiyor, beni burada alıyor polis. Bu adalet mi? Sen bana söyle. Sen Kürtlüğü atma ortaya Demirtaş. Niye? Kaç tane Kürtçe tabela var? Güzel abicim, güzel abicim, gel gel. Dur dur abi. Bir dakika. Abi, eskiden Kürtleri bayağı eziyordular. Kürtçe konuşturmuyordular. Kim konuşturmuyor? Onu konuşun abi. Kim konuşturmuyordu abi? Yalan mı? Kürtçe eskiden tabela var, bana onu göster. Şimdi açık konuşalım. Abi bana öyle söyle, bak, bak bak, ben sana bir şey soruyorum. Onları konuş. Kaç tane Kürtçe tabela var? Burada herkesin özgürlüğü var, laf ediyorsun. Özgürlüğü mü? Var ben abi. Kendim için konuşuyorum kardeşim. Tamam, ben jokeylik yapıyorum. Ben özgür değilim. Ben özgür değilim. 20 yıl bundan önce de bundan önce ne vardı abi? 38 yaşındayım, ne vardı? Ben çocuk değilim ki. Güzel kardeşim. Konumuz ekonomi. Tamam. Abi ama Kürtçe önemli. Evet abi, gireceğim tabii. Niye gireceğim? Gel güzel kardeşim, konumuz ekonomi. Gel 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 abi. Arkadaşım, konumuz ekonomi. Konu ekonomi. Kendim nereden olduğunu. Güzel kardeşim, bana bak bir dakika. Alo, konumuz ekonomi. Duyuyor musun? Bak bak, ben gel. Abicim, şimdi bir şey söyleyeceğim. Buyur buyur. Yani CHP'yi eleştiriyorsun onları getirdi diye, Türkiye'de adam mı yok mu? Tamam. Ben de şunu sorayım. Abdurrahman Dilipak var, biliyor musun Abdurrahman Dilipak'ı? Yok. Gazetecidir, AK Partilidir kendisi. Aynı zamanda neydi o, Ethem Sancak? Erdoğan'a aşıktı bir zamanlar. Bunlar itiraf etti. Erdoğan, şey, AK Parti bir Amerikan ve CIA projesi olduğunu iddia etti. Arkadaş, yani neyi itiraz AK edeceksek ben... AK Parti'ciyim demedim ki. Ben sana particisin demiyorum ki. De savunmadım. Eleştirelim hepsini, ona diyorum ben. Ben eleştirimi CHP'nin dışarıdan, ya bu İYİ Parti olabilir, tamam, MHP olabilir, başka parti arkadaşım, olabilir. Ya röportaj yapıyoruz ya, başka bir şey. Bir dakika arkadaşım ya. Konumuz ekonomi. Abi ekonomi sen getiriyorsun, Suriyelere çıkarıyorsun. Ben çıkarıyorum, çıkarmıyorum. Kendi kendine geldi konu. Tamam, niye konuştu? Arkadaşlar. Ya bir dakika. Allah Allah. Allah Allah. Neyse. Tamam o zaman abicim. Yani seçimler yaklaşıyor. Tamam. Muhtemelen bir karar vereceksin, ya da kararlı mısın, kararsız mısın, onu bir öğrenelim. Yani kararsızım. Kararsızsın. Evet, kararsızım. Kararsız olmaya kararsızım. Yalnız benim konuştuğum olay bu. Türkiye'yi yabancılara teslim edemezsin. Tamam. Türk insanı yok mu? Ya Türk... Yabancılara verdiler, sattılar. Sattılar. Bizim panelde binalar yapıldı. Hep Araplar aldı. Evet. Gel bir tane Türk'ü göster. Getir bir tane Türk'ü göster. Satmasaydın. Kim sattı? Niye satıyorsunuz? Kim sattı? Hem kim yabancılara sattı? Yer satıyorsunuz, hayır, tarla sattı? Satıyorsunuz. Ondan sonra gelip yabancılar geldi diyorsunuz. Git şu anda Antalya'ya bak. Antalya'nın halkı insanları Ruslara, Ukrayna'ya teslim etmiş. Kiralar bilmem ne kadara çıkmış. Niye veriyorsunuz? Bir yandan yabancı diyor. Şimdi o zaman hocam bir saniye, tamam. Kiralaya... Beyefendi teşekkür ediyorum. Abi, teşekkür ediyorum da ekonomiye gelelim. Abi ekonomi AK Parti giderse düzelir. Ama Erdoğan çok enteresan bir açıklama yaptı. Dedi ki Türkiye'de raflar dolu dedi, Avrupa'da boş dedi. Abi 20 yıldır milleti kandırıyor, kandırmaya çalışıyor, öyle bir şey yok. AK Parti giderse ki. Bak İstanbul'da AK Parti gençlik kollarını partisini insanlar görüyor. Adamlar orada partisi yapıyor. Birincisi Süleyman Soylu gitmesi lazım. Süleyman Soylu vekil değil, biliyorsun, atanmış olarak gelen. Bütün bakanlar bugün Sayın Erdoğan tarafından atanmışlar. Abi tekçilik de böyle. Tekçilik de böyle işte. Tek adam olunca ne oluyor? Türkiye'nin durumu böyle olacak. 20 senedir. Abi diyor ki niye gitsin diyor. Niye gitsin, niye? Sebep niye gitsin? Çünkü Türkiye'yi iyi bir yere götürmedi. Her neden zaman geriye götürdü. Neden dolayı? Senin bir... Ama neden? Şu an ekonomi ne durumda? Terörün başını ezdikleri evet, içinde. Şu an ekonomi bile. Terörün terör bitti mi? Terör bitti mi? Biz ekonomiden bahsediyoruz. Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz şimdi seni abiciğim. Sen ekonomi dedin. Sen ekonomi dedin. Bu da Süleyman Soylu giderse düzelir. Evet. Süleyman Soylu'yla. Sadece Süleyman Soylu giderse düzelir mi? Ya başta Erdoğan, ikinci Süleyman Soylu giderse düzelir ekonomi. Türkiye'de raflar dolu. Önemli olan alım gücü olması. Alım gücü olmadıktan sonra rafların baştan aşağı dolu olması hiçbir şey ifade etmiyor. İnsanlar artık önceden markete girdiği zaman market arabasını doldurarak çıkıyordu. Şimdi en ucuzunu, en hesaplısını, en azını alarak çıkıyorlar. Asıl düşünmesi gereken bu bence. Bu arada abimin söylediğine ekstra bir katkıda yapacağım.
yapacağım, daha doğrusu eleştireceğim. Keşke CHP'nin bu adamları buraya getirip ekonomiyi bunlara mı teslim edeceği diyene kadar, keşke bu memleketin her şeyi satılırken aynı tepkiyi de o zaman koyabilseydin diye soruyorum ben size. Bu memleketin her şeyini AK Parti soracaksın diyorsun. Sen soracaksın. O zaman sormadılar ki. Efendim? Ama haklısın. Aynı tepki o zaman da vermen gerekiyor. Benim demek istediğim sadece bu. Abiciğim, seçimlere doğru gidiyoruz. Evet. Kararını verdin mi abiciğim? Ben verdim tabii. Ha? Verdim. Ne düşünüyorsun? Benim 1 milyon tane oyum olsa bir tane AK Parti'ye vermem. 1 milyon oyum ama olsa şimdi, bir tanesini isteseler vermeyeceğim. Ama şimdi senin gibi düşünenlere, yani genel anlamda diyorlar ki ya nankörlük etmeyin. Bakın köprüler yapıldı, yollar yapıldı, hastaneler var. O, lüks otel kalitesinde diyorlar. Ne düşünüyorsun? Köprüler yapıldı, yollar yapıldı, her şey yapıldı. Bu bir hükümetin asil görevi. Bunu yaptık diye hiç kimse övünmemeli. Artı bunlar yapılırken nasıl yapıldığı hakkında hiç kimsenin hiçbir bilgisi yok. 100 liralık yolu 1000 liraya yaptırıyorlar. Anlayabiliyor muyum? 1000 liraya yaptırıyor. Aradaki 900'ü nerelere gitti, ne olduğunu kimse bilmiyor. O yolların sahibi Londra'daki bankerler. Çünkü Londra'daki bankerlerle anlaşmaları var. Tahkim mahkemeleri Londra mahkemeleri. Niye? Çünkü asıl sahibi, bu yolların asıl sahibi onlar. Paraları onlar verdiler, yolları yaptılar. Şimdi yapıştet, biz onları borçlandık. Geçiş garantili. Borçlandık. Yapıştet devretti. Borçlandık. O paraları hep 30 sene bu gençler ödeyecek. Evet. 30 sene bu gençler ödeyecek. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da gitti Londra'da, Amerika'da bir takım görüşmeler yaptı. Dedi ki ben para buldum dedi. Aynı şeyi Kemal Kılıçdaroğlu için eleştirdiler. Para yatırımdır. Bak o başka bir şey, o başka bir şey. O da aynı yolu çiziyorsa, aynı yoldan gidiyorsa onun yaptığı da hata. O da yanlış. Öyle bir şey. Bir finansman kaynağı bulmak zorunda ülke. Çünkü bitti. Sermaye bitti. Durman, ikinize de bir soru sorayım. Buyurun. Abicim. Önümüzde seçimler var. İktidar devam eder mi etmez mi belli değil. Desteklenenler hala mesela anketlerde hala Erdoğan'a bireysel olarak %40'larda destek çıkıyor. AK Parti'nin de %30'larda desteği var. Ve değişirse gelecek iktidar neyi değiştirebilir, düzeltebilir mi? Var mı umudunuz? Benim şahsen umudum yok. Çünkü ülke o kadar dipte ki. Canım kolay değişecek bir şey değil ama zaman daha iyi olacağından eminim. Evet daha iyi olacağından eminim. Çünkü en azından bunlar kadar çılıp çırpmazlar öyle düşünmüyorum. Ehliyet için yazılacaktım. Kur'an çarpsın. 18 yaşıma girdim. Ehliyet için yazılacaktım. Kurs ücreti 7'ye yakın. 7 de devlete veriyorsun. 7-7,5. 15 milyara biz bugüne şey alacağız yani. Ehliyet alacağız. 15 bin lira. 15 bin. Asgari ücret 5,5. Ne yapacaksın ehliyeti? Araban var mı senin? Abi herkeste araba var diyorlar. Allah Allah abi. Şimdi ehliyetsiz araba kullanamaz. Kullanamıyorsun ama arabasız ehliyet kullanmak sıkıntılı, haberin olsun. Yani ehliyeti süs olarak alacaksan sorun değil. Hayır abi süs değil, ehliyet lazım olan bir şey. Abi canım şoförlük yaparsın, iş bulabilirsin vesaire. Ayrımcılık niye? Benim kimliğim Türk vatandaşıysa onun olmamasına rağmen, geçici kimlik almasına rağmen niye ben aynı eşit muamelede? Niye? Sebep ne? Benim ailemin durumun hani durumu çok iyi, evet bak bununla da çok hani önlen bir insan bu değilim. Bu bir proje. Proje kızım, bu bir proje. Hayır tamam. Abi öyle bak proje ama ben söylemek istemesi proje, gönderilmemesi proje. Proje olması önemli değil. Esat çağırıyor gel diyor, göndermiyorlar. Ben yarın öbür gün gece dışarıda bir dakika ben gece dışarıda. Hepsine vatandaşlık verip oy kullanıyorsun. Ben gece dışarı çıktığımda güvenerek yolda yürüyemem. Çünkü adamın kimliği yok. Bana bir şey yapsa benim ailem onu bulamaz. Hiçbir şekilde bunların burada olması normal bir şey değil. Ya böyle düşünmek lazım ya. Ya proje olsun olmasın abi. Kimliği yok adamın. Söz hakkı veremedik gel. Abi kullanır mısın sen? Kullanayım kullanmayayım. Abi sen geldin yine saygı saygı. Bak abi gece markete gitmek istediğim halde gidemem. Çünkü adamın kimliği yok. Seçim var seçim. Seçim lazım. Demokrasi lazım. Benim kimliğim var. Biz başka bir şey anlatıyoruz. Bak benim kimliğim var. Bak dayı. Bir durun ya. Tamam güzelim tamam. Teşekkür ederim. Seçime saygılı olacağız. Ya seçimle ne alakası var? Bitti. Başka şey yok. Bak şunu diyorum. Gel güzelim tamam. Abi biraz geçen de böyle yaptı. Konuyla alakası yok tamam. Sen genç olarak batıdaki bir ülkedeki gençle aynı özgürlüğe burada da sahip olmak istemez misin? Var mı ya da böyle bir şey?
İsterim. Peki var mı? İsterim ama böyle bir şey yeterli yok. Mi ya da? Böyle bir şeyin olmasını. Evet ama böyle bir şeyin olmasının sebebi zaten işin başında sürekli maddiyata önem verilmesi. Başka şeylere önem verilmemesi, eğitim, kültür, bu tarz şeylere önem verilmemesi ve ekonomi gibi önemli bir konuda da sürekli başka ülkelerle kıyaslayıp ilerleyerek böyle aslında gerilediğimizi saklamaya çalışmalarından kaynaklı. Biz geriliyoruz. Her geçen gün daha da geriliyoruz ama bunu gölgelemek için sürekli başka ülkelerle kıyaslıyorlar bizi. Hani burada sen az önce sordun abi biz hani yurt dışındaki adaş şeyle yaşıtlarınızla hani aynı imkanlara sahip olmak istemez misiniz diye. Neden istemeyelim? Ama kesinlikle aynı şartlara sahip değiliz. Ben üniversite öğrencisiyim ama şu an ben hem çalışıp hem okumak zorundayım. Hani ben sadece okumuyorum ve devletim bana sahip kesinlikle çıkmıyor. Devletim bana verdiği bir burs olanağı yok. Bunu zaten çok kısıtlı bir kesime verebiliyor sadece. Onun dışında hani benim gibi çalışan birçok arkadaşım var, birçok yaşatım var. Kalkıp da ne bileyim hani tekrardan bir mevcut hükümete oy verme gibi bir zaten şansımız yok. Vekillerin çocuğu değilsin o yüzden. Kesinlikle değilim. Hayır, abi ben. Çocuğu olsan böyle olmaz. Hayır abi. Mercedes'te geziyordu şu ben an. Ben ileride staj yapmak istiyorum. Mercedes'te geziyordu. Hayır abi ileride staj yapmak istiyorum ama diyor onunla bile torpil geçiyor. Ki. Ben boşa ne bileyim herhangi bir yere başvuru var yapıyorum. Var mı AK Parti ile bağlantın? Yok o abi ben almazlar zaten. Ben pişman değilim hiç okumamış. Kesinlikle ama vallahi girdik o bir yola yani. Ekonomiyi soruyoruz. Ekonomi şu anda Türkiye'de var mı sizce? Soruyorum. Sizce mantıklı bir şey değil. Dedi ki Türkiye'de raflar dolu dedi ne güzel. Bakın dolu. Avrupa'da boş dedi. Avrupa'da mı boş? Bizim burada mı boş? Avrupa'da mı boş? Yok burada dolu da. Doluymuş. Para var göremiyoruz. Mı? Çünkü cepte bir şey kalmadı ki raf dolu. Tabii dolu kalıyor. Kimse alışveriş yapamıyor. İnsanlar alışveriş yapamadığı için raflar dolu kalıyor. Anladın mı? Çünkü yok. Millet artık bırak işi gücü bir yere para biriktirmeyi, evlenmeyi. İnsanlar sadece karın tokluğuna çalışmaya çalışıyor şu anda. Yani bugünkü hükümetimiz belki yapmış olduğu bazı iyi güzel şeyler vardır. Bu bana yapmamış kardeşim. Kendisiyle de yapmamış. Kendi parasıyla da yapmamış. Zaten yapması görevi değil mi yani? Zaten görevi olan bir şey. Mecburdur bunu yapmak. Benim paramla bunu yapıyorsa bana benim yabancıya karşı buraya gelip de kendi ülkemdeki insan açken kendi insandaki ülkem açken ben el alemi doyuruyorum kardeşim. Anladın mı? Bakın şu fotoğrafa bakar mısınız hepiniz? Hani görüyorsunuz geldim, değil mi? Ben geldim. Ben çalışıyorum. Biz burada çarşamba günleri pazara çıkıyoruz. Benim babam arabayı bırakmak zorunda kaldı. Normalde benim babam asla beni yürüyerek eve göndermez. Ben buradan kendim binip dolmuşa gideceğim. Adam bıçakla böyle karşıma çıktı. Esrar içmiş bu şekilde karşıma çıktı. Hani bir bakar mısınız? Bak, ya siz kardeşinizi kızınızı bu şehirden yap. Tek elde pislik oldu. Çok kalktı. Tanımıyorum. Suriyeli değil ama yani garanti veremezsin. Dilinde, hani dilinde Suriyeli diye bir şey var. Hani suratında maske var. Hani dilinde ırkın. Adam bana gelmiş şöyle yapıyor. Ne işin var güzelim? Ben yalan söylemeyeceğim. Ben cebimde kesici alet taşırım. Gece mecbur taşıyacağım. Çünkü ben kendimi korumak zorundayım. Beni siz koruyamıyorsanız ya da devlet koruyamıyorsa ben kendimi mecbur koruyacağım. Az önceki diyor ya saygı. Az önceki adam saygı dedi. Gösteriyor. Az önceki dede diyordu ya saygı. Şu an bize kim saygı gösteriyor? Başıma bir iş gelse kim bana saygı gösterecek? Kim bu kıza kim? Bu kızı kim gösteriyor? Kim gösteriyor? Yapmayın. Kim gösteriyor? Alır sınır dışarıdan. Bakayım ben oğlum. Alır sınır dışarıdan. Ne yapacak kimliksiz insana? Bu saatinde. Ya yapmayın ne olur. Hayır kimliksiz insana sınırla. Ben bunu çekmek zorundayım. Teşekkürler.